Önerge üzerinde söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi. Buyurun Sayın Hamza Çebi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen yıl pandemi sürecinin başlangıcında 24 Mart 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasayı kabul etti. Kabul edilen bu yasaya göre 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çıkmış olan çeklerden dolayı hükmedilmiş olan adli para cezasının hapis cezasına dönüşmüş olmasından kaynaklı mahkumiyetin, o cezanın infazının ertelenmesi kabul edildi. Ancak bir şart konuldu. Bu şart, tahliye o an itibariyle cezaevinde olabilir o kişiler. Tahliye tarihinden itibaren 3 ay içerisinde çekin ödenmemiş olan kısmının onda birinin ödenmesi, kalan kısmının da 3 aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer aylık, 2 ayda bir taksit ödemek suretiyle 15 taksitte ödenmesi esası getirildi. Daha sonra bu düzenlemenin gerçekçi olmadığı anlaşıldı ve bu süre 3 aylık süre 1 yıla uzatıldı ve 1 yılı takiben %10'luk bedel 1 yılda ödenecek. Kalan kısımda 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren yine 2 ayda bir taksit ödemek suretiyle 15 taksitte ödenecekti. O tarihten bugüne bu ertelemenin herhangi bir işe yaramadığı görüldü ve şimdi görüşmekte olduğumuz bu 17. madde düzenlemesi getirildi. Bu maddeyle tarih biraz daha bugüne doğru yaklaştırılarak 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle karşılıksız çıkmış olan ve mahkumiyete dönüşmüş olan çeklerden dolayı yine bir mahkumiyetin cezanın ertelenmesi yönüne gidiliyor. Buna göre 30 Haziran 2022 tarihine kadar çekin ödenmemiş olan kısmının onda biri yine ödenecek. Kalan kısımda yine 15 eşit taksitte ödenecek. Değerli milletvekilleri, görüldü ki iki kez yapılan erteleme hiçbir işe yaramadı ve yeniden bir ertelemeye gidiliyor. Ben size buradan inanarak söylüyorum. 30 Haziran 2022 tarihine kadar bu yine bir işe yaramayacak ve muhtemelen o tarih geldiğinde tekrar yeniden bir erteleme yoluna gidilecek veya başka bir şey yapılacak. Değerli milletvekilleri, yanılgı şurada. Bu kişiler, çeki karşılıksız çıkanlar, bakın karşılıksız çek düzenleyenler demiyorum. Ticari hayatta insanlar bile bile çeki karşılıksız düzenlemezler. Çünkü hapis cezası var. Eğer zamanında bunu ödeyemezse hapse girecek. Kimse hapse girmeyi göze alarak çek düzenlemez. Arada kötü niyetli kişiler olabilir ama bu çek kullanan büyük bir kitleyi ilzam etmez. Niye insanların çekleri karşılıksız çıkıyor? Ekonomik kriz nedeniyle devletten alacağını alamıyor, belediyelerden alacağını alamıyor ya da alacaklı olduğu şirket konkordato yoluna gidiyor. Bir şekilde alamıyor. Bu şekilde çok ciddi firmalar batmış durumda. Daha önceki konuşmalarımda örnekler verdim size. Paris'te Eiffel Kulesi'nin yanında çocuk parkı yapan ve Türkiye'de belki yüzlerce çocuk parkı yapmış olan bir şirket bazı belediyelerin alacaktan ödememesi nedeniyle çeklerini ödeyemez duruma düştü ve şimdi cezaevinde veya tekrar cezaevine girecek. Hastanelere mal teslim eden bir vatandaşımız, hastanelerin ödeme zamanında ödeme yapmaması nedeniyle yine tefecinin eline düşüyor ve çeklerini ödeyemiyor. Bunları çoğaltabiliriz değerli milletvekilleri. Şimdi arka planda şu var: ya çek bir güven aracı olur mu? Ödesin, yoksa bunlar dolandırıcı. Peki geçen seneki infaz yasasıyla dolandırıcıları affettiniz ama, yani piyasayı 100 milyon lira dolandırmış olan bir kişi
bir gece bile cezaevine girmeden cezalardan kurtuldu. 100 milyon lira değil 100 bin lira çekini ödeyemeyen kimse ise şimdi kanun zoruyla adeta devlet alacaklığının yerine geçmiş durumda. Bunu öde ödemesen seni hapse atacağım gibi bir tehditle karşı karşıya kanun zoruyla. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kendisi ödemeye zorlanıyor. Değerli milletvekilleri, erteleme çözüm değil. Bu insanlar yürekleri ağızlarında yaşıyorlar. Bu insanlar zaman zaman beni arıyorlar. Acaba bu hafta sonu polis eve gelip beni hapse götürür koyar mı? Küçük çocuğum var. Ben o çocuğumu ne yaparım? Ne olur Akif Bey bana bir çare önerin. Bir şey yapın. Orada acaba bir umut var mı? Bir şey olacak mı? Bu insanların mahkumiyeti var. Mahkumiyeti olan insana kimse çek vermez. Kimse iş vermez. Kolay bir şey değil bu. Git hayatını kur. Para kazan bunu öde diyorsunuz arkadaşlar. Dolandırıcıyı affetmemiş olsaydınız bunun bir makuliyeti vardı. Ama dolandırıcıyı affettiğiniz anda bu insanları ayrı bir kefeye koymanın hiçbir anlamı yok. Bakın hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde karşılıksız çıkan çek nedeniyle hapse dönüşen bir ceza yok. Hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde yok. Bizim anayasamızda 38. maddesinde ekonomik... Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. Bu tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 4 nolu protokolünün 1. maddesi hükmünün gereğidir aynı zamanda. Hiç kimse sözleşmeden doğan bir borcu yerine getirmemiş olmaktan dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Kural bu. Bakın 2001'de Türkiye büyük bir anayasa reformu yaptı. Meclisteki tüm siyasi partilerin katılımıyla, uzlaşmasıyla yaptı bunu ve 38. maddesinde de, anayasanın 38. maddesinde de ekonomik suça ekonomik ceza ilkesini benimsedi. 2012-2016 döneminde bu hapis cezası kaldırıldı. O zaman bütün partilerin mutabakatıyla kaldırıldı bu. Sonra rüzgarlar başka yerden esti, tekrar bu ceza geldi. En çok karşılıksız çek hangi yılda var biliyor musunuz? Cezanın olduğu, hapis cezasının olduğu 2009 yılında. Neden? Ekonomik kriz yılı. Ekonomik kriz varsa insanlar çeklerini ödeyemiyor. İşler yolundaysa insanlar çeklerini ödüyor. Bu düzen...